etme araçları neler? Kaç şekilde kendini insan ifade ediyor? Ya özel yoldan konuşarak. Ya konuşarak kendinizi ifade ediyor. Ya jest, mimik, el kol hareketlerini kullanarak. Ben şimdi burada arkadaşlar şimdi demek ki sözel olarak biz bir şeyi anlatıyoruz. Kendimizi bir sözel olarak ifade ediyoruz değil mi? İki, hiç söze gerek kalmadan sözü kullanmıyorsak ne yapıyoruz? Bedenin dilini, jest, mimikleri kullanarak anlatabiliyoruz. Değil mi? Bazen bu şeye eşlik de edebilir. Değil mi? Sözel ifadeye bedenimiz eşlik de edebilir değil mi? Yani adam eğer ellerini başının arasına almışsa figür. Değil mi? Böyle hafif de sırtını dönmüşse. Bir sıkıntı vardı, bir şeyler içe kapanıklık, bir sıkıntının ifadesi değil mi? Evet, tabii ki. Hatta, şimdi ha bu iki kişi çok açık oturuyorlar. Bak, herkese açıklar. Birbirlerine döndükleri an, dönün. Bakın, birbirlerine döndükleri an, evet, olay bitti. Kapalıdır bu. Bu düzen, kapalı düzendir. Sizi kabul etmiyoruz demektir. Bir üçüncü kişiye yeri yoktur burada. Bu duruşlarda halen var bak, halen var. Tam dönerlerse yoktur. Senin gelip zorla buraya entegre olman gerekir. Ama hafif dönük otururlarsa biz gelecek olanı açığız demek. Tam dönerlerse, hele sırtlarını dönerlerse sizinle alakamız yok demek. Bedenin dili. Değil mi? Biz bedenin dilini çoğu zaman nerede görüyoruz bazen? Konuşmanın olmadığı mesela halk oyunlarında görürüz. Çaplin'de vardı. Çaplin'de vardı. Sesli sinemada vardı. Mandolinler. Efendim? Pandomin. Tabii. Ses mimik deyince. Tabii. Pandomin. Mesela bir pandomin sanatçısı. Bakıyorsun böyle koyuyor elini. Diyorsun orada bir duvar var. Sana cam var ya da duvar var. Ya da bakıyorsun. Diyorsun sıkıştığını anlatıyor sana. Hiçbir şey yapmadan. Hiç izlediniz mi? Denk geldiniz mi? Cama çarpmış gibi yapıyor. Evet, cama çarpmış gibi yapıyor. Çok iyi hissettiriyor. Evet, ama değil mi? Bize bedenini, hareketi kullanarak bir şey ifade ediyor. Bu anlamda mesela dans, özellikle ritim ve dans, beden hareketleri de bir ifade aracıdır. Sözün dışında. Düşünsene, bir sözümüz var, bir bedenimiz var, başka? Bir de hiçbir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yazıp çizerek. Eline açıyor pankartı yazıyor buraya. Veya çiziyor. Evet, piktogramları düşünün mesela. Piktogramları düşünün. Kuru kafa yapıyor tuvaleti. Orada bir şey yazmıyor. Bir şey çizmiyor. Aslında bir şey çiziyor. Yani bir söz yok, bir hareket yok. Ama biz çizim yoluyla anlıyoruz. Veya sana metin olarak yazıyor. Demek ki biz ifadeyi kaç tane araçla dile getirebiliyoruz? Bir, yazıp çizip sembol ve şekillerle dile getirebiliyoruz. İki, beden, jest, mimik, beden diliyle getirebiliyoruz. Üç, sözel olarak ifade ediyoruz. Var mı başka bir tane araç? Hadi buyur. Bence en etkili olanı ve ağır basanı beden. Aslında bunları yani ölçmek, tartmak belki zor olabilir yani hangisi? Duruma göre ama genel olarak insanlar sanki dil ve beden arkadan geliyor gibi. Beden daha önemli. Aynı beden önemli ama sen şimdi her seferinde de bedenini kullanmıyorsun yani. Tabii. Değil mi? Mesela Kezi bana akşam ne yemek yapacağını söyle bakayım beden diliyle. Hadi. O da sana patlıcan mutlaka yaptığını anlatsın. Beden diliyle. Patlıcan mutlaka. Patlıcanın kebabı söyleyeceğim adresi de. Patlıcanın mutlaka yok, patlıcanın kebabı kolay. Demek ki bazı ifadeler hakikaten bedensel dilin içine iyi oturuyor. Bazı ifadeler sözel ifadenin veya dilin içine iyi oturuyor. Bazı ifadeler de hakikaten yazar, yazma şekli, sembol, çizginin içine iyi oturuyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, şurada böyle bir şey çıkıyor. Demek ki bizim görsel sanatlarla ilgilendiğimiz için bizim ifademiz daha çok neyin içerisinde? Şekil, sembol, yazı, çizinin içerisinde bizim. Evet, biz ifademizi çizerek, biçim vererek, şekil üreterek, bir ressam beden dilini kullanmaz. Ama bir ressam figür yaratırken figürünün beden dilini kullanır. Figürüne verdiği pozla beden dilini kullanabilir. Yani ben bir resim çizerim,
aynen böyle duruyordur tuvalin içerisinde figür. Bir resim çizerim, al sana. Aynen böyle. Çok önemli. Bir ressam kullanabilir. Beden dilini kullanır ama kendi bedenini kullanmaz. Yarattığı figürde bedeninin ifade gücünü kullanabilir. Evet. Değil mi? Çok enteresan. Ama bir dansçı mesela doğrudan doğruya bedenini zaten bir araç gibi kullanır. İfadede araç gibi kullanır. Bir diğer şey neydi? Efendim? Bir futbolcu da kullanabilir. Tabii bedeninin dilini kullanabilir. O gol attıktan sonra bir hareketli bir parması bütün türbinleri ayağa kaldırabilir yani. Hakikaten çok önemli. Yani gol attıktan sonra böyle efendi gidip ceza vuruşu olur. Orta sahaya futbolcu görmedi. Bizim bu şeyden çıkartmamız gereken bu anlatının tümünden kaçırmayalım. Üç tane temelde üç tane ifade aracımız var bizim. Yazı, çizgi, şekli, sembol. Bir, iki, bedenin dili, el, kol, mimik, jest, hareketler. Üç, sözel yoldan ifade. Konuşarak. Sözel ve dilsel ifade. Üç tane ifade tarzımız var. Buyurun. Demek ki üslup ve ifade dediğimizde bir kere ifadenin ne olduğunu anladık. Duygu ve düşüncemizi dışımızdaki dünyaya anlatmak, paylaşmak doğrudan doğruya ne demektir? İfade demektir. Anladık. İnsan her zaman bir şey ifade etmeye ihtiyacı duyan bir varlık. Her zaman. Hocam. Yani hakikaten hayvanlarda bile var. Yani hayvanlar bile duygularını bence dile getiriyorlar. Gerçekten. Mesela bizim mahallede diyelim ki çocuklar köpeği taşlıyorlar. Yavru bir köpeği taşlıyor. Ya nasıl bir ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Cigergah olursun ya. Değil mi? Yani o haline düştüğü hali sesinin tonundan anlıyorsun ya. Nasıl bir yaklıyor hayvancağız? Hocam. He. Veya gidiyorsun köye, sana bir köpek böyle geliyor ve ağlıyor. O da ifade ediyor. Seni hayra koyacağım. Sen hemen ona gardını alıyorsun, arabanın camını kapatıyorsun. Köpek sana arabanın camını kapattıracak mı diyor. Yok. Ama sen onun beden dilini, sesinin tonunu hiç hayremet değil deyip camını kapatıyorsun. Şimdi hayvanlar da bir şey ifade ediyorlar. Hatta ben buradan hareketle hayvanların daha doğal bir ifade güçlerinin, değil mi? Yapmacıksız kendiliğinden doğal bir ifade güçlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Değil mi? Şimdi böyle baktığımız zaman hakikaten biz arkadaşlar şimdi sana dedik ya insanın duygu ve düşüncelerinin ifadesidir. Öze biçim vermektir. Sanat biçim yaratmaktır. Bakın bu öz deyişleri hatırlayın. Dolayısıyla sanat her zaman hakikaten ifade demektir. Sanatın her türü zaten somuta gelmiş ifadenin kendisi demektir. Anlatabiliyor muyum? Ama bu ifadelere baktığımız zaman, şimdi bu ifadelerin hepsi birbirine benzemiyor. Her biri diğerinden farklı, çağa göre, adama göre, zamana göre farklılık gösterdiğini görüyoruz. İfadelerin farklılık gösterdiğini görüyoruz. Evet, tarz. Bu da üslup oluyor. Üslup. Şimdi ifadeyle üslubu niye yan yana zikrediyoruz? Niçin yan yana telaffuz ediyoruz? Şimdi bakıyoruz ki biz tamam herkes, her sanatçı, her dönem kendine göre...